Elektrikli bisikletimize gaz kolu takacağız. Elektrikli bisikletimizin markası Korkcuya Seçizer. Takacağımız gaz kolu, AliExpress'ten sipariş ettiğimiz 5 volt ile çalışan 3 uçlu gaz koludur. Şimdi anlattığımız gaz kolunu paketten çıkaracağız. Bahsettiğimiz gaz kolu budur. Gaz kolu 5 volt ile çalışmaktadır. Üzerinde bir volt göstergesi ve bir açma kapama düğmesi vardır. Gaz kolunun 3 kablosu vardır. Kırmızı artı 5 volt, siyah eksi yeşil sinyal ucu. Ayrıca kabloda bulunan sarı voltmetre ucu, mavi açma kapama düğmesi ucudur. Şimdi düzeneğimizi hazırlayıp gaz kolunu test edelim. Bunun için 5 voltluk bir güç kaynağı, ölçme aleti, kablolar ve gaz kolu. Şimdi düzeneğimizi hazırlayalım. Gaz kolumuza artı 5 volt gelmekte ve 0.83 volt çıkmakta. Gaz verdikçe sinyal ucunun artı 5 volt çıktığını görüyoruz. Yani gaz kolumuz çalışıyor. Şimdi gaz kolumuzu bisiklete takmaya geçelim. Kablolama işlemini yapabilmek için bisikletimizin elektronik beynine ulaşmamız gerekir. Öncelikle bisikletimizin bataryasını çıkaralım. Sökünce bisikletimizin beynine ulaşıyoruz. Bu dört vidayı söktükten sonra bisikletimizin plastik kapağını yavaşça kaldırıyoruz. Artık bisikletimizin beyni karşımızda. Bizim için gerekli olan mavi, kırmızı, siyah kablolu soket. Kırmızı artı 5 volt, siyah eksi, mavi ise sinyal ucudur. Gaz kolumuzun soketi ve bisikletimizin soketi maalesef birbirine uyumlu değil. Uydurmayı yapabilmek için bilgisayarımızdan söktüğümüz bu soketi kullanacağız. Şimdi montaja başlayalım.
Burada önemli olan doğru uçların doğru yerlere bağlanmasıdır. Voltmetre için sarı kablomuzu pilin artısına bağlıyoruz. Şimdilik anahtarımız olduğu için açma kapama düğmesini şimdilik devre dışı bırakıyoruz. Çünkü bisikletimizin anahtarı var. Şimdi kapağı dikkatli bir şekilde kapatacağız. En son 15 dakikaya yapmaya kararlanmıştık. Şimdi bu 4 vidayı taktık. İşlerimiz tamam. Şimdi pilimizi takıp denemeye geçelim. Gaz kolu bisiklet durarken çalışmaz. Gaz kolu tekerlek dönmeye başladıktan sonra çalışır. Şimdi test edelim. Artık gaz kolumuzu direksiyona takabiliriz. Gaz kolunu zil ve fren arasına yerleştireceğiz. Önce gidonu sökmeliyiz. Önce alen anahtarıyla vitesimizi gevşetiyoruz. Tamam. Şimdi fren kolumuzu gevşetiyoruz.
Şimdi her iki kolu söküyoruz ve kablolarımızı gevşek bırakıyoruz. Kolunu, sonra fren kolunu, sonra vites kolunu sırasıyla yerleştirelim. Şimdi gidonumuzu yerine takalım. Ve tıpasını. Ve tıpasını yerine takalım. Hizalayıp sırayla sıkıştıralım. Malzemeleri sıkıştırıp sabitliyoruz. Ve gaz kolumuz kullanıma hazır. Şimdi bisikletimiz ve gaz kolumuzu test edelim.